Biz de tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz de ben Eren. Bugün sizlerle Forza Horizon 5'in yeni bölümündeyiz ve hatırlarsınız önceki bölümde yine yarışlarımızı hoş bulduk canım. Yine yarışlarımızı yapmaya ve tabii ki unutulmuş araçlar ha. Tabii. Buna bas diyorsun ha. Uncle Victor said it was like meeting an old friend again. Take good care of this one. Yani çok da iyi bir araba değil. Bu hazırlanıyor. Ne kadarı kalmış? 20 milyon. Bunun hazırlanması uzun sürebilir. Ama o da hazırlanınca bitecek. Tamam. Yapabiliriz. No 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 no. Hayır hayır sus. Sus. Evet. Önce Horizon'ımız. İletim merkezi ne var iletim merkezinde? Hediye varmış yine. Ne hediyesi var? Bir Chevrolet Camaro Supersport Coupe hediye edilmiş. İndirelim. Yeni bir arabanın gelmiş olması lazım. Chevrolet Camaro. Nerede? Şu. Bunu vermişler. Evet. Bir dakika ya. Hayır. Aracı değiştir diyelim. Lan iki tane aynı arabadan oldu. Niye veriyordunuz? Ya. Ne diyeyim? Neyse. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki önce arabayı değiştirdim. Ben bu arada tüm arabaları denedim, yüksek hızda olanları. Hangisi daha iyi olur diye. Ve bu sefer Aston Martin Vulcan'a şans vereceğim. Vulcan zaten yükselttim seviyesini. Artık daha iyi, daha hızlı bir şekilde gidiyor olacağız. Bunu ben göstermiştim galiba. Divo Bugatti'yi almıştık şeyden, bedavaya. Eğer ki göstermediysem de tekrar söyleyeyim. Bir tane göstermedim, pardon. Siz araç gösteriminden bir tane ücretsiz araç satın alma şansınız var, araç biletiyle. Ondan istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Ben bunu aldım, Divo Bugatti. Hatta bununla yarışacağız, evet. Şimdi karşılaşma. Ha dur. Ben ne yaptım? Tabii ki ben ne yaptım? Bunları bir kapat. Tümünü bir kaldır. Son hız bölgesi var. İşte tehlike işareti, drift, kılavuzlar. Bunlar kaldı değil mi? Yapmadım. Mesela bu var. Kılavuzlardan. Sonra hız bölgesi olarak bu var. Tehlike işareti olarak bu var. Zıplayacağız. Drift olarak da bu var. Bunları yapalım bölüm. Hangisi? Dur. Şunu mu yapalım? Hadi Divo Bugatti ile bunu yapalım. Gideyim buraya. Divo Bugatti de zor dönen bir araba ama olsun. Yine de güzel yani. Size bu arabanın doğurduğunu söylemiş miydim? Güzel. Kötü gittik. Ama orada çarpmasa ne güzel devam ediyordum. Evet, gittik başka ağaca çarptık. Ya şu aradan geçip gideceğim ya yukarı ya. Sal beni de geçeyim gideyim ya. Geçemedik ki hiçbir türlü. Yok, bir dakika. Haritaya gel geri. Buraya gel. Yetişemedik.
Arabayı değiştirmem lazım. Hayır. Mercedes'le yaparız bunu. Çünkü yolu takip etsek zaten gideceğiz. Okey. Yine aynı ağaç. Üç yıldız oldu mu burası? Tamam, burası üç yıldız oldu, güzel. Tamam, bu kılavuzları bitirdik. Hız bölgelerini de aynı şekilde yapalım. Buradan başlayalım. Hız bölgelerine ne kadar yüksek hızda girerseniz o kadar iyi oluyor. Niye? Çünkü o bölgede yaptığınız hızın ortalamasını alıyor, o yüzden. Olmadı. Yine dönmüyor. Biraz daha yavaşlamak gerekecek. Güzel. Hız bölgeleri de bitti. Tamam, bu da bitti. Ne kaldı? Tehlike işaretleri var öde. Bunu da buradan böyle zıplayacağız. Ya da bu yoldan gelip kaç metre istiyor bizden? 100, tamam, bunu da yaparız. O yoldan başlayıp biraz sağa sapıp direkt gideceğiz şeye. Yani sağ sol yapmak yerine şöyle yapacağız. Ama tabii orada ağaçları koymuşlar. Dakika. Şu aradan girmem lazım. Tamam, o aradan girmek doğru. Yapamadık. Ha, yaptık, güzel. Ya sus. Güzel. Dur, bu da bitti. Hepsini bitirelim. Drift bölgesi var. Bu drift bölgesi tabii ki şöyle yapıyoruz. Arabayı değiştirmem lazım burada. Ben bu arada şununla yaptım. Seviye atladık bu arada. Gel bakalım şans şankı. Verdiği arabaya bak, deliriyorum ya. Peki, araç uzmanlığımız varmış. Veremiyoruz full zaten. Mükafatlarımız var. NSX-R Honda. Güzel. Diğeri Porsche Cayenne Turbo. Diğeri Bone Shaker Hot Wheels. Bir tane daha vardı. Bunda da normal var.
Burada bu arada bir sürü araba var, bir sürü. Yani. Bundan ama ben yaparım. Onur listesi şeylerini falan ben kendim yaparım. Araç koleksiyonu daha bakalım ha. Bunlar bir şey yapsın. Tamam. Ne yapacağız? Araç değiştireceğiz şimdi. Formula drift seçmemiz gerekiyor. Ben şununla yapıyordum hep. Göstereyim. Geçtik. Formula drift nerede? Bu. Değil. Ha. Ben hep bununla yaptım ama bu da olur. Bu yeni geldi bu arada. Bununla yapacağım o yüzden. Hepsi zaten mantığı aynı. Çok fazla kayıyorlar. Gerçekten fazla kayıyorlar. Ve yavaşlar yani. Bak. Bu da bitti. Mükafatlar alalım. Bu da araba verdi. Hem de Dodge Viper SRT verdi. Dodge Viper'ı verdi direkt bize. Güzel. Tüm reklam gösterileri dediğimiz zımmırtlar bitmiş oldu. Şimdi ne araç koleksiyonu? Ya yeter. Tamam, 10 dakikada bunları göstermiş oldum sizlere. Bunları tamamladık. Tümü deyip açalım. Kalkış yarışları var. Bunları yapalım isterim. 3 tane yerde var benim gördüğüm. Ki bunlara şey yapamıyoruz yani. Yarış tiplerinde gözüküyor mu? Görüştük, tamam. Bakalım bir. Tümünü bir kaldır. Kalkış yarışı koy sadece. 1, 2, 3. 3 tane var. Totalde tamam. Üçünü de yapalım. Direkt zaten üstüne seçip git dediğimde dibine gidiyor. Bekle. Burada tabii ki hangi arabayı seçeceğim? Şunu seçeceğim. Kalkış yarışlarında kesinlikle bu. Hem çok iyi kalkıyor, hem top speed bayağı iyi. Yani hızlandıktan sonra bayağı yüksek hızlara ulaşacak, göreceksiniz. O yüzden bunu seçiyorum. Zaten şey gibi, uzay mekiği gibi araba. Hadi bakalım. Lan benden önde kalktılar gidiyorlar. Yetişemedim. Ama iyiydi bu ya. Niye böyle oldu? Bir yarıştan çık diyelim. Aa. O zaman Koenigsegg Jesko. Jesko'yu seçeceğim. Yani deneyeceğiz hepsini. Nerede Koenigsegg Jesko? Evet, deneyelim elimizdeki arabaları. Olmalı şeyi fulleyeceğim artık. O neydi arabanın adını unuttum. Porsche'u fulleyeceğim, elektrikli olanı. Hadi bakalım. Yetişiyor muyuz? Yetişemiyoruz ya. Bir dakika, AMG One olur mu ki? Ama AMG One'ın hiçbir arabam beklediğim performansı vermedi. Hayal kırıklığına uğradım yani.
Tamam, AMG One derim. Nerede Mercedes? Çünkü adam AMG One'la bak kalktı gitti yani bayağı. Bunun niye olduğunu biliyorum ama deneyeceğiz. Hayır. Hayır. Çık. Sırf bir tane kalkış arabası yapacağım. Yarıştan çık. Hatta bakayım. Forza Horizon 5 hangi araba olur? Best Drag Car. McLaren F1 GT. Dur bakalım bizde olanlardan var mı? Jesko da var. Jesko da olur diyor. McLaren'da olmaması lazım. Jaguar'a bakalım bir. Jaguar hangisi? Bu olurmuş mesela. O zaman bunu şey yapıp ne derler? Yükselteyim. Drag yarışlarında bunu kullanalım. Jiconics ama Jesko'yu biraz normal yarışlarda kullanmak istiyorum ya. O yüzden. Ne bileyim. Tamam bu olur. Bunu şey yapalım. Hatta bu arabayla şimdi bir deneyeyim. Belki olur. Belki olur. Bu seviyede. Olmazsa fulleriz. Hiç bu arada bu arabayı kullanmadım. O yüzden nasıl performans verir hiç bilmiyorum. Göreceğiz. Hadi bakalım. Nope. Kesinlikle ayar çekilmesi gerekiyor. Tamam. Madem öyle. Madem öyle. Ayarlama bakalım. Kaç yapmış? 9-7. Hayır istemiyorum. Dokuz sekiz, dokuz sekiz. 4-7. Tam ilk baştaki iyi ya, ilk baştakini yapalım. Bakalım performansını göreceğiz şimdi yarışta nasıl olduğunu. Ha unutulmuş araç söylentisi. Yok bir de hediye yolladı bana. İyi yakınız derim.
Yavaş gibi bir tık ama. Bir kere lastik olarak kalkış lastiği seçilmesi lazım. Neyse alalım bakalım hediyemizi. Kim ne yollamış? Belki iyi bir araba yollamıştır. Belki o da. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? Ya dandik dandik arabaları yolluyorlar. Heh, ver hadi. Ne yolladın? İyi teşekkürler hadi. Umarım bende olmayan bir arabadır. Deneyelim olmadı dur. Ben buna özel ayar çekeceğim ya. Kalkış lastiği falan koyacağım çünkü baya yani. Ha ciddi ciddi. Çünkü bana hala yavaş geldi. Böyle bir anda fırlaması gerekiyor. Mesela bunu da deneyebiliriz yine. Bu olmazsa Kennedy, Porsche Taycan'la diyorum. Taycan Turbo S'e deneyeceğim. Millet basıyor gidiyor. Ben arkadan hala kalkmaya çalışıyorum. Naa. Hızlanma olarak iyi de. Hayır, etkinliği tekrar başlat. Porsche'ye deneyeceğiz. Yani Divo Bugatti değil. Tamam bununla deneyelim bakalım. Bunun şu kalkış çok iyi. Kalkış çok iyi. Bakıyorum yine. Alt Jesko Rima Conceptu. Yani en şey ikinci araba. Yarış etkinliği başlat. Ah, yani neredeyse yetişiyordu. Tamam bu şeyi ayar çekmemiz gerekecek. Jaguar Drakbult. Drakbult. Ya ne oluyor? Niye? Tamam eyvallah dedin ya. Dur. Ne yapacaktık? Harita aç. Buraya git. Evet. Ya. Şimdi öncelikle lastikler. Bu olacak.
Tamam. Mesela arka kanata niye yükseltmezsin? Hızlanma, kalkış. Kesin lazım bize. All wheel drive mı? Tabii all wheel drive olması daha mantıklı. Turbo. The next Horizon arcade event will begin Abi any istemiyorum, minute dur. now. Enjoy. Rally şey gerek yok. Yani bu şeyle olması lazım, bakalım. Düzeni kur. Satın al. Bunun da olması lazım diye düşünüyorum. Araba dönmeyecek, tamamen hız olacak. Aynen, bak dönmüyor. Güzel, güzel, güzel. Hız, o vites atma sesi güzel. Umut verdi. Evet. Ha, bu arada şunu da eklemeyi unuttum ben. Ben sezonluk yarışları yaparken bu yeni çıkan yol yarışlarından 3 tanesini yaptım ama tekrar sizle birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Ben yaptığım arabadan memnunum ama nasıl performans vereceğini bilmiyorum yarışta. Hayır. Aa, geçtim lan, vallahi geçtim. Güzel. Tamam. Tamam, bu araba olmuş. Bu araba olmuş. Tamam, bu araba olmuş. Bunu da yaparız. Diğer kalkış yarışı nerede? Şuradaydı. Bu arada lastiklerini değiştirirsin, yine şey yapar, kullanırsın yani, sıkıntı yok. İyi ya, bu bayağı iyi oldu. Yo yo, yine aynısını yapalım, hiç canım sıkılmasın. Başlat.
Güzel. Bu olmuş ya. Bu olmuş ya. Şu araba da bu arada bizde var ha. Soldaki var ya o. Onu da şeyden aldım. Bunu zaten oyun bize veriyor muymuş? Vay anasını avradını ya. Ben gittim bir de şeyden satın. Güzel. Ben gittim bir de bu arabayı satın aldım. Neyse satılığa çıkarırız. Alıcı mutlaka alan olur. Gidiyor çünkü yani araba biliyorum. Onur listesi demek. Ulan var ya onur listesinde bunu mu veriyordun bize ya? Ay anasını avradını. Neyse. Hadi. Son bir kalkış yarışımız kaldı. Onu da yapalım. En azından sonra videoyu bitiririz. Ben diğer arabaları tabii ki deneyeceğim ama şimdi videoda en azından yapmış olmak için yapıyorum bu arabayla. Sonraki bölümde işte hikayeleri falan devam edeceğiz yine. Hatta gösteri yarışlarını çıkaralım aradan. Evet, gösteri yarışlarını yapalım sonraki bölümde. İkinci oldum ya. Gördüm çünkü yani beni geçtiğini gördüm. Bir daha. Tekrar. Olmadı o şeyi de yapabilirim. Mercedes'i de fullleyebilirim. O da iyi. O da var yani bize. Şunu geçiyorum, onu da geçtim. Nasıl ki ya, geçiyorum. Gördüm, geçiyorum. Ucu cünlem kaybediyoruz. Hep böyle yani burun farkıyla. Bak bu sefer geçtim. Geçtim vallahi geçtim. Geçtiğimi görüyorum. Hala 2 diyor, delireceğim. Hayır. Tekrar başlatacaktım. Horizon Arcade will begin soon. Why not say hello to the... Ya sus. Tekrar başlatacaktım ya. Kabul etmeyecektim onu. Drivers, whilst you wait. Aslında elimizdeki biz o şey Vosvos'u tam bir kalkış arabası yapabiliriz de. Neyse o Vosvos'tan bir verim alamadım zaten. Bir bölüm dışında falan denedim. Video çekmezken. Yok geçildik ya. Adam geçti bizi. Hangi araba o? Çok merak ediyorum. Hangi araba ya? Nissan R390. Olmadı. Zorluğu düşüreceğim. Ne yapayım?
Acaba yeni vitesten mi kaybediyoruz biz? Ama yok, vites sayısı daha çok olursa sonuçta top speed artmazken şey. Tamam, devam et. Bu arabaya bir ayar çekmem gerekiyor yine. Ya dur ana, dur ana. Lan burada mı Horizon Arcade var? Kardeşim evime girmek istiyorum. Bir salın beni. Bu ayarlama, özel yükseltme. Biz neden kaybediyoruz? Dur bakayım. Şuradan mı kaybediyoruz acaba? Hayır. Bu. Bu düşürüyor. Bunlar değil. Lastikler zaten olamaz. Tamam. Bunda bu kalsın. Jant tipi önemli değil. Bize lastik genişliği lazım ki yoldan sapmasın. Yarış tipi şanzıman. Ya bu arttırıyor gözüküyor. Verin, deneyeceğiz. Bu tamam. Emme gücü azalıyor. Yani yarış tipi egzoz koyunca bir şey değişmiyor ama. Böyleyim. Olmaz. Yarış tipi Valve. Hadi bakalım. Belki fark ediyordur. Bilmiyorum ki tam olarak hangisi fark ediyor etmiyor, motor değişimi. Bak. Bunu kuralım. Tamam. Tamam. Şimdi nerede hata yaptığımızı anladım ya. Yanlış parçaları yüklemişim. Evet, yanlış parçaları yüklemişiz orada. Benim varım Horizon Arcade'i almadın. Almamış, tamam. Şimdi geçeceğiz ve bitireceğiz. Şimdi geçeceğiz ve bitireceğiz. Dokuz kırk olmasa önemli değil. Arabanın derecesi bir şey ifade etmiyor. Önemli olan nasıl ayarlandı. Yok ya, bu sefer daha kötü sonuçlandı. Üçüncü olduk. Beşinci olmuşum. Süremiz arttı ama bu seviyedeki arabalara göre kötü oldu.
Tamam, tekrar başla. Tamam abi, eyvallah yani. Zorluğu düşürürüz peki. Al, bu yarışını düşüreceğim zorluğu. Haydi devam et. Lan Nissan dur, Nissan. Nissan dur, Nissan dur. Yok abi, yine baksana adam beni engelledi zaten direkt. İkinci olduk yine. Ben gerçekten anlamıyorum ben ya. Zorlukta olacak iş değil. Jesko'ya güveneceğim. Öncelikle Jesko'ya güvenmek zorundayım. Ama Jesko'nun o kadar hızlanmadığını gördük ya. Ne bileyim, o yüzden güvenesin de gelmiyor şu anda. Hayır, olmaz. Bir dakika, sırala. Yok. Öyle de sıralanmıyor. Deniyorum deniyorum, olmuyor arkadaşlar. Neyse. Olmadı. Bu da olmazsa videoyu kapatırım ben. Denerim. Yarışı bitirince açarım geri. Kaldım üzerine. Devam etmiş oluruz yani böylece. Ha, zorluktan dolayı tabii, bir dakika dur. Etkinliği tekrar var. Zorluğu yükseltmem gerekiyor ki adil olsun. Zorluktan dolayı yenebildim. Evet. Zorlukta deneyeceğiz. Gerçiyor, Jesko hepsini geçiyor. Anlamadım, gitti lan, debden nasıl geçebiliyordu? Boşuna cebellemişiz. Vallahi boşuna cebellemişiz. Deminden ama geçemedi. Bir dakika, deneyeceğim. 3 yarışta da deneyeceğim şimdi hemen. Kanıtlayalım bir. Merak ettim. 80, Meksika'da 80 farklı yarış etkinliği kazandı. Kazandık. Gel bakalım. Deneyeceğim ya. Çok merak ettim. Nasıl oluyor ya? Lan deminden denedik olmadın ya. Şerefsiz. Neredeydi şey? Şuradaydı. Gel gel. Gel hele, gel gel. Yo, bunda yapıyoruz. Çok, o zaman olsa orada bizim şanssızlığımıza, söylemedim, şanssızlığımıza mı denk geldi? Anlamadım ki. Evet. Şaka gibi ya. Mal şaka gibi gerçekten. Son bir yerde daha orada da deneyeceğim, ondan sonra. Ben burada kısa sanıyordum. Uzunmuş. Bu salmazdım arabayı ilk başta.
Kalkış olarak bu arada diğer arabalardan kötü ama hızlanma ve yüksek hız konusunda çok iyi. Kalkışta çok iyi bir performans gösteremiyor. Evet, onu kabul ediyorum. Diğerleri tarafından geçirip sonrasında geçiyoruz biz. O kadar da olacak ya. Başlat bakalım. Gel. Yo, burada uçuyorlar. Burada yetişemedik tabi. Yok, burada bak yetişemedik, okey. Ya burada normalmiş. Ama diğer yarışlarda bir harbi yendik. Yani ben mi desek? Ben o zaman hadi. O zaman sevgili YouTube, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Videoya benim kanalımı unutmayın. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve gösteri yarışlarıyla sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Birkaç tane gösteri yarışlarımız var. Onları yapıyoruz. Bay bay.